Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde ismin D halini öğrenmeye çalışacağız. İsmin D hali, Türkçe'ye biz D hali olarak çeviriyoruz, ifade ediyoruz. Aslında predlojni padej, yani edatlı hal demektir. Bu demektir ki bu hal kullanılırken ismin önünde mutlaka bir edat bulunacak. Yalın halde kim ve ne soruları kto ve şto idi. Predlojni padej D halinde ise sorular, ilk öğreneceğimiz sorular gdje, nerede, a kom, kim hakkında, kimden, a çom, ne hakkında, neden olarak Türkçe'ye çevrilebilir. A çom gavarit malçik, çocuk kim, ne hakkında konuşuyor, çocuk neden bahsediyor. A kom gavarit mama, anne kimden bahsediyor, anne kim hakkında konuşuyor? Gdje moj şarf, benim atkım nerede? İsimleri D haline çevirebilmek için şimdi anlatacağım kurallara dikkat etmek gerekiyor. Rusça da Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil. Yani ismin hallerine sokarken ismin sonuna farklı harfler gelmektedir. Eğer bir isim erkekse, yani sonu sert sessizle bitiyorsa, bu sessizin sonuna y harfi gelerek d haline dönüşür. Yumuşatma işareti ile bitiyorsa y harfi, ikratkaya ile bitiyorsa yine y hali gelir. İstisnası nedir? Eğer bu erkek isim i eki ile bitiyorsa, i harfleri ile bitiyorsa, sanatori ise bu sanatori olur. Yani sondaki ikratka yerine yine bir i harfi gelir. Uçitilde olduğu gibi eğer o edatıdan sonra gelen isim tekrar bir sesli harfle başlıyorsa, burada o edatı değil ob olarak edat gelir ve abuçitili olarak söyleriz. Eğer dişi bir isimse D haline sokmak istediğimiz, dişi isimlerin sonu A ve Ya ile bitiyordu. Mama ve Tanya. Sonuna Y harfi gelir. A mame, A tane olur. Ne zaman iyi gelir? Eğer dişi yumuşatma işaretli bir kelime ise, Plošit'te olduğu gibi, Mieksinak'la bitiyorsa, yumuşatma işaretiyle bitiyorsa, naplošidi olur. Veya biraz önce gördüğümüz i gibi, ia ile bitiyorsa, Rasya'da olduğu gibi, yine vrasi olur. Yani ya yerine i gelir. Orta cins isimlerde ise, sonlarına yine y gelir. Akno'da olduğu gibi vakne, More'de olduğu gibi y'nin birisi düşer diğeri gelir. Daha doğrusu hiç değişmemiş gibi olur. Amore deniz hakkında olur. Yine kelimenin sonu i'ye ile bitiyorsa, tarafsız olmasına rağmen, y ile bitmesine rağmen, bir önceki harf i ise zdaniye de olduğu gibi zdani olur. Yine y'nin yerine i harfi gelir. Tek heceliler, tek heceli kelimelerin çoğunda sonuna u harfi getirilerek d haline sokulur ve bu durumda yine genellikle y harfinin üzerine vurgu gelir. Y diyorum, u harfinin üzerine vurgu gelir. Vsadu, vlisu, vsinigu, vgadu, vpartu gibi. Vşkafu, vairaportu gibi. U harfi alan tek heceler sadece bulunma durumunda U harfi alırlar. Diğer durumlarda Y harfi alırlar. Bunu biraz sonra anlatacağımız konunun içinde daha net olarak anlayacağız. Villisu ormanda demektir. Ama orman hakkında, ormandan bahsediyoruz diyeceksek A, L'si olacaktır. Yani kurala uyacaktır. Dom özel bir kelimedir. Evde diyebilmek için doğma dememiz gerekir. Sözün kısası. Aslında
İsmin halleri içinde en basiti D halidir. Şöyle ki, eğer bir kelime İya, İye, İ ile bitiyorsa veya yumuşatma işaretli dişi ise İ eki alır. Tek heceli isimlerin çoğu U eki alır. Geri kalanların hepsi Y eki alır. Demek ki bir kelimenin sonuna Y getirirsek %90-95 aslında doğru yapmışız gibi olur. Ama kural çok basit. Bunu ezberlemeye çalışalım. İya, İye, İ ile bitmişse ve yumuşatma işaretli bir dişi ise İ, tek heceli isimler U, geri kalanlar ise Y harfi alırlar. Edatlı halde D halinde ilk öğreneceğimiz edatlar V, Na ve O edatlarıdır. Mutlaka ismin önünde bir edat olacak. Na üstünde, V içinde demektir. Pekala hangi isimler Na olacak, hangi isimler ise V edatı alacak. Eğer soyut bir yerin de olduğumuzu ifade etmek istiyorsak, yani bale gibi, opera gibi, aslında içine girilecek bir bina değil bunlar Rusça'da, bir oyun. Ben baledeyim diyecekseniz na balete diyeceğiz. Yani önüne na gelecek. Eğer bir açık alandaysak, sokak gibi, meydan gibi, yine önüne na gelecek. Bir alt birimdeysek, yani üniversitenin bir alt birimi fakülte, ben fakültedeyim demek istiyorsak yine fakültetin önüne na gelecek, na fakültete olacak. Eğer somut bir yerdeysek, yani ben tiyatrodayım, okuldayım diyorsak, o zaman önüne v. Ana birimdeysek, yani üniversitedeyim diyorsak yine v gelecek. V tiyatre, v üniversitete gibi. Bir önceki yansıdaki kurala uymayan edatları ezberlemek gerekir. Önce kurallı olan birkaç tane örnek yapalım. Sonra kurala, daha doğrusu bizim Türkçe anlayışımıza uymayan isimlerden bahsedelim. Şehirde, v gorode, v drevne, v üniversitete, v balnitse, v magazine, v tiyatre, v muzeye, v institute, v şkole, v şkole, v klase, na rabote, na fakültete, na ploşede, na balete. Zavod ve fabrika kapalı bir yer gibi anlarız. Ancak Rusça'da bunları na edatı ile ifade ediyoruz. Ben fabrikadayım diyeceksek na ya na zavode ya na fabrike dememiz gerekiyor. Yine postanedeyim diyeceksek ya na poçte dememiz gerekiyor. Veya tren garındaysak ya na vokzale dememiz gerekiyor. İşte bu kurala uymayanları da ezberlemek gerekiyor. Bulunmakla ilgili birkaç fiili şöyle söyleyebiliriz. Работать, çalışmak. Ben üniversitede çalışıyorum, ben fabrikada çalışıyorum. Türkçe'ye de uyumlu bir fiildir. D halinde ifade edebiliriz. Yine гулять, gezmek. Ben parkta geziyorum. Veya отдыхать, ben parkta dinleniyorum diyebiliriz. Veya yediğimiz yemeğin nerede olduğunu yine D halinde, Türkçe'de olduğu gibi ifade edebiliriz. Завтракат, я завтракаю в ресторане. Обедат, я обедаю в кафе. Ужинат, я ужинаю обычно дома. Ben genellikle evde akşam yemeği yerim gibi ifade edebiliriz. O edatı ise Türkçe'ye hakkında olarak çevrilebilir. Kullanımında çok fazla sıkıntı yoktur. Ancak hangi fiillerin bu edatı gerektirdiği ezberlenmelidir. Çoğunlukla Türkçe'ye çünkü çeviride uymaz. Birkaç örnek yapalım. Pisat a prirode, tabiat hakkında yazmak. Dumat a mame, anne hakkında düşünmek. Bakın Türkçe'de biz ne deriz? Annemi düşünüyorum. Yani i halinde kullanırız. Ancak Rusça'da o artı d hali ile ifade edilir. Ya dumayu a mame, annem hakkında düşünüyorum diye Rus ifade eder. Veya говорить о брате, erkek kardeş hakkında konuşmak. Biz ne deriz? Erkek kardeşimden bahsediyorum, erkek kardeşim hakkında konuşuyoruz dersek Rusça'ya uyar. Мы говорим о брате. Zamirler ise обо мне, benim hakkımda, о тебе, senin hakkında,
Anyom bir erkek için onun hakkında, aney bir dişi için, kadın için onun hakkında, anas hakkımızda, avas hakkınızda, anih onların hakkında diye çevirebiliriz. Akom te duymayı isteyeceğiz. Şimdi sen kimi düşünüyorsun diye Türkçe'ye çeviririz. Ancak bir Rus gibi düşündüğümüzde sen şu anda kim hakkında düşünüyorsun? Ve cevap olarak da duymayı atibe seni düşünüyorum diye çevirmemiz gerekir. Çünkü senin hakkında düşünüyorum Türkçe'ye kötü bir çeviri olur. Son olarak igrat oynamak fiilinden bahsedelim. İgratın sonunda v artı i halinde bir oyun getirerek oynamak anlamında veya sonuna n artı d halinde bir enstrüman ismi getirerek de bir enstrüman çalmak hakkında kullanabiliriz, çevirebiliriz. Ya igra ev basketbol, ben basketbol oynuyorum. Ya igra in hayale, ben piyano çalıyorum gibi. Demek ki çalmak anlamında kullanırken na artı d hali, oynamak anlamında kullanırken v artı i halinde fiili kullanmamız gerekiyor. Umarım ki d hali hakkında biraz bilgi vermiş oldum. Umarım ki faydalanmışsınızdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Svo Haroşiva.